Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 19 Haziran Pazartesi'yi gösteriyor. Haftanın ilk gününde kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 1.3 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılasıyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Endonezya'da hükümet alınıp satılabilecek olan kripto paraları listeledi. 500 adet kripto para ve token'ın olduğu listede Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra Polkadot, Sandbox, Solana, XRP ve Cardano gibi bilinen varlıklar da bulunuyor. Son dönemde kripto paralar konusunda olumlu adımlar atan Hong Kong'da para otoritesi başkanından ABD ve SEC'ye eleştiriler geldi. Amerika Birleşik Devleti'nin geçmişte de kripto paralar konusunda açık ve net regülasyon kuralları olmadığını dile getiren başkan, kendilerinin ise özellikle FTX çöküşünden sonra kademeli olarak regülasyonları geliştirdiklerini belirtti. NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi olan ünlü yatırımcı Mark Cuban, kripto para endüstrisinin önemli kayıplar yaşayabileceğini ve tokenların %99'unun iflasa mahkum olduğunu söyledi. Bu dönemden çıkmayı başaran projelerin de geleceğin büyük oyuncuları haline dönüşebileceğini belirten Cuban, bu teknolojinin doğasında var dedi. Binance, Binance US ve SEC müşteri fonlarına sadece Binance US çalışanlarının ulaşabilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Yapılan anlaşmaya göre Binance US bu konuda yeni cüzdanlar oluşturacak ve küresel taraftaki şirket çalışanları bu cüzdanlara erişim sağlayamayacak. SEC'nin Coinbase borsasını açtığı davanın hakimi sürpriz bir şekilde değişti. Dava hakimi olarak Tether ve Bitfinex'e karşı açılan bir davanın da yargıcı olan Catherine Falk Fayle ile seçildi. Değişikliğin neden yapıldığı ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.